Dünyanın en ilginç, en garip 10 canlısı. Slow loris, yavaş lorisler. Yavaş lorisler dünyanın bilinen tek zehirli primatlarıdır. Bu hayvanlar zehirlerini dirseklerinde saklarlar. Burada bulunan zehir kesesini emen loris, zehri ağzına iyice yayarak tükürükleriyle aktive ettikten sonra ölümcül ısırığını atar. Yasa dışı loris ticareti yapan tüccarlar, kendilerine zarar vermesin diye yakaladıklarında dişlerini sökerler. Ne yazık ki isimlerinden de tahmin edeceğiniz gibi yavaş lorisler pek de hızlı değildirler. Günümüzde yavaş lorislerin soyu tehdit altındadır. Cinse ait 9 farklı tür bilinmekte fakat bunların 8 tanesinin soyu devam etmekte, bir tanesinin ise soyu tükenmiş durumdadır. Sloth, tembel hayvan. Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bu canlılar, memeliler arasında günlük en az enerjiyi harcayan hayvanların başını çeker. 1 dakikada yaklaşık olarak 50 cm hareket hızına sahiptir. Otçuldur ve günde yaklaşık olarak 18 saatini uyuyarak geçirir. Uyanık olduğu müddetçe yaprak yer ve küçük miktarlarda hareket eder. Oldukça az yaprak yer ve bu onu doğaya en saygılı memeli unvanını almasını sağlamıştır. Vücut ısısı oldukça düşüktür. Boşaltım yapmak ve sindirim atıklarını atmak için haftada bir defa yere inerler. Ay ay, yaldızlı bambu maymunu. Madagaskar'da yaşayan makimsi maymun türüdür. Genellikle gece ortaya çıkan en akıllı memelilerdendir. Boyu yaklaşık 40 cm uzunluğundadır. Sürekli büyüyen, güçlü, kesici dişlere sahiptir. Bu durum ayaya bir kemirgenimsi görünüş katmıştır. Ağırlığı 2,5 kilograma yakındır. Ayay kesici dişlerini Hindistan cevizi oymada ve ağaç kabuklarını soymada kullanabilir. Bunlar haricinde kurtçukları çok sever, ayrıca böcek larvaları da hoşuna giden besin kaynaklarındandır. Okapi, kısa boyunlu zürafa. Okapi, zürafagiller familyasından geviş getiren çift oynaklıdır. İlk bakışta görünüşü bir zürafadan çok atı andırır ve arka kısmında zebralarda olduğu gibi siyah beyaz çizgiler vardır. Orman zürafası olarak da isimlendirilmektedir. Erkeklerin iki kısa boynuzu olur, dişilerin boynuzu yoktur. Okapilerin dilleri koyu mavi renktedir. Bir okapi ortalama 230 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda, 1.60 boyundadır. Okapiler yalnız yaşarlar. Nadiren ufak bir sürü halinde yaşadıklarına da rastlanmıştır. Okapiler ot, mantar ve meyve yerler. Ortalama 25-30 yıl kadar yaşayabilirler. Crossota, derin deniz anası. ABD merkezi Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne ait. Okyanus gezgini gemisinde çalışan araştırmacıların yönettiği, uzaktan kumandalı bir araç, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve tüm okyanusların en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'nda tuhaf bir deniz anası türüne rastladı. Deniz biyologları, Mariana Çukuru'nun batısında, Enigma Deniz Dağı'nın yakınlarında, yaklaşık 3.7 kilometre derinliğinde bulunan canlının, Crossota familyasına ait bir hidromedusa olduğunu tespit ettiler. Dumbo Octopus, Dumbo Ahtapot. Başlarının iki yanında yer alan gözlerinin hemen üzerinde sevimli kepçe kulaklara benzeyen yüzgeçleri tam anlamıyla bir file benzemelerine neden olmaktadır. Nadir olarak görülen bu ahtapotlar Yeni Zelanda, Avustralya, Oregon, Filipinler ve Papua Yeni Gine civarında okyanusun 3000-4000 metre derinliklerinde yaşar. Bazen 7000 metre derinliklere de inebilmektedirler. Genel olarak yaklaşık 20 santim boyutlarında küçük canlılar olsa da 1.8 metre uzunlukta, 5.9 kilogram ağırlıkta dev türlerine rastlanılmıştır. Derinliklerin yüksek basınçlarına dayanacak şekilde yarı jelatinimsi veya yumuşak bir gövdeye sahiptirler. Ömürleri ortalama 3-5 yıldır. İlk kez Yeni Zelanda sularında 1999 yılında keşfedilmiştir. Barrel Eye Fish, hortlak balığı. Barrel Eye balıkları deniz biyoloğu Champman tarafından 1939'da keşfedilmiştir. Balık kubbe şeklindeki şeffaf kafaya sahiptir. Yeşil bir sıvı kanalıyla kaplanmış ultra hassas bir tübüler göze sahiptir. Bu da onların deniz seviyesinin karanlık derinliklerinde bile avın yerini tespit etmelerine yardımcı olur.
Sea Dragon, deniz ejderi. Deniz ejderi, Güney ve Batı Avustralya sularının yerlisidir ve genellikle sığ ılık sularda kalırlar. Boynunun kabarık kısmındaki göğüs yüzgeci ve kuyruğun sonuna yakın olan sırt yüzgeci ile ilerlerler. Bu, küçük yüzgeçten neredeyse saydamdır ve su üzerinde sakince ilerlerken yüzgeçlerini ince ince dalgalandırdıkları için zor fark edilirler. Bu nedenle suda yüzen bir deniz yosununu andırırlar. 45 cm'ye kadar büyüyebilirler. Plankton, deniz yosunları ve diğer küçük yiyeceklerle beslenir. İnsan dışında herhangi bir canlı tarafından avlanmazlar. Dişileri yumurtalarını erkeklerin kuyruklarında biriktirirler ve yumurtalar burada olgunlaşır. Güney Avustralya eyaletinin resmi deniz amblemidir. Sphinx Cat, tüysüz kedi. Tüysüz, Sphinx tesadüfen ortaya çıkmış kedi türlerinden biridir. Kanada'nın Toronto şehrinde genetik mutasyon sonucu siyah beyaz evcil bir kediden tüysüz bir yavru meydana gelmiştir. Kedinin sahipleri doğan bu tüysüz kedinin eşsiz olduğunu fark ederek çoğaltmak için harekete geçmişlerdir. Bu ilk tüysüz erkek kedi ve 1970'lerin ortalarında doğan bütün tüysüz kediler Devon Rex türü gibi tüylü kedilerden doğmuşlardır. İlk tüylü tüysüz eşleşmesinden bazı kediler tüylü ve bazıları tüysüz doğmuştur. Aslen Kanada tüysüz kedileri olarak bilinen tür, Uluslararası Kedi Derneği üreticileri tarafından Mısır çöllerindeki pürüzsüz kireç taşlarından heykeller referans alınarak Sphinx adı verilmiştir. Sayga antilopu. Sayga, boynuzgiller familyasından Orta Asya'da yaygın görülen ve antiloplar arasında garip görünüşlü burnuyla dikkat çeken bir memeli türüdür. İyice şişirebildiği, sivri ucu olmayan iri burnuyla tanınır. Boynuzlar dişilerde bulunmaz. Dişiler yılda 2 ila 6 yavru doğurur. Çiftleşme ve üreme mevsimleri olan Aralık ayında erkeklerin burnu daha da irileşir. Sayganın burnu tamamen körelmiştir. Fakat nefes alıp verebilir. İsmi Çağatayca Sayhak'tan gelmektedir. Batı dillerine Sayga olarak geçmiştir.